İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRT FM radyomuzun bir ilimden medeniyete programına daha kavuştuk çok şükür. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Tabii hamd ve şükür mutlaka çok ayrı manaları var. De biz bugün Osmanlı'nın yetiştirdiği her daldaki ilim adamlarını dan birini daha anlatmaya başlayacağız. İlim adamı deyince, şimdi bilim adamı dedikleri zaman, mesela bir edebiyat, ilim midir? İlimdir. Bir usulü var mıdır? Vardır. Bir tıp, ilim mi? İlim. Usulü var mı? Var. Bir inşaat mühendisi veya inşaat profesörü, bir tıp profesörünün, tıp profesörü de başka bir inşaat profesörünün, herkes kendi dalında ancak işini söyler, ötekinin dalına atladığında hatalar yapabilir. Ha ben iki dalda da efendim işte profesörlük aldım, sen bilirsin ağam, sen buyur baş köşeye geç, ne yapalım? Varsa öyle. Hele hele bu devirde böyle çeşitli kimselerin de hakiki bilim adamlarına bühtan ettirecekmiş gibi davranmaları, yani tezlerini hazırlatmaları, diplomalarının değişik kaynaklardan temin edilmesi, suallerin, soruların bir yerlerden temin edilmesi gibi hiç ilme yakışmayan bilim adamlarına, bilim taliplerine, talip isteyicisi yani talebelerine, öğrencilerine, öğrenici başka, talip başka, talipte bir istek var. Öğrenici demişsin. Gel bak bunu öğreneceksin ha der gibi bir manaya da gelebilir. Halbuki talep edince ya bu aman ne olur ne olur açım, susuzum, bir bardak su dercesine ilmin hasret çekilecek bir şey olduğunu ifade ediyor. Bu ifade çok güzel. Çok güzel. Yoksa zil çalınca oh be kalemi yere çalmak, kurtulduk, paydos çıktı gene. Patlamıştım ya arkadaş, patlamıştım yerimde ya. Niye patlıyorsun kardeşim ya? Seni buraya kanunen birinci sınıfta okumaya ceza mı kestiler yani? Kanunen mi gönderdiler? Senin için adam ol diye gönderdiler. Babana filan makam vereceğiz, burayı bitirmezsen vermeyeceğiz diye mi? Hepsi kendin için. Bir öğrenci düşünmeli, bizi dinleyen öğrenci dinleyicilerimiz mutlaka biliyorum çok vardır. Bunlar yani derse bu gözle bakarlarsa çok daha zevk alırlar ve çok daha istifade ederler. Mesela çocuklar, bebekler yolculuktan sıkılırlar. Hop da hop. Duralım artık inelim. Halbuki etrafı görmekten hoşlanan insanlar da ya biraz daha böyle gitsek ne kadar hoş yerler görüyorum ya. Ayrılmak istemez o manzaradan. İlim böyle olursa gittiği yerde itibar görür. İtibar gören de bütün faydalarını torbasında ne varsa İnci mercan hepsini döker.
Osmanlı'nın ilim adamları hiçbir zaman zoraki talebe kabul etmezler idi. Malum Yunus Emre rahmetullahi aleyhin Tapduk Emre'ye rahmetullahi aleyh kapısına gelip kovulması, bir daha gelip kovulması, bir daha gelip kovulması. En sonunda da ben bu kapıda öleceğim deyip kara kışın ortasında eşeğe yatıp üzerinde karlar örtüp gece ihtiyaç için evinden Hela tarafına geçen veya sabahleyin kalkmış dışarı çıkacakken ayağı bir şeye tökezliyor. Bu nedir diyor, yanında talebeleri var. Efendim, Yunus diyor. Bizim Yunus mu diyor. İşte Tapduk Emre Hazretleri'nin bizim Yunus, bizim kelimesi var ya efendim, bütün düğümü çözen bu oluyor. Bizim Yunus. Yunus dağlarda geziyor. Ağlıyor, sızlıyor. Kovuluyor. Bir daha. Ne oldu? Kızını mı alacak? Mirasına mı konacak? Onun için mi geliyor kapısına? Hayır. Evet, mirasını alacak. İlmi alacak ondan. Yunus Emre'nin gösterdiğini kim gösteriyor şu anda efendim? Şöyle bir etrafımıza bakalım. Dünyaya bir bakalım. Bırakın ülkemizi. İlim peşinde. En fazla Nobel ödülü. Birazcık insanları belki tahrik ediyor. Ama Allah'ın kullarına tıp alanında büyük hizmetler götüreyim. Allah'ın kullarının savaşlarda ölmemesi için şöyle bir şeyi üreteyim. Allah'ın kullarının vatanına düşmanlar saldırmasın diye şöyle bir İHA SİHA yapayım. Ya SİHA'lar çok para ediyor be. Yok şimdi artık çoğalmış. Başka bir şey yapalım. Da kazandığım para boşa gider. Ama Allah'ın kulları daha çok ölmesin, birbirlerini kırmasınlar diye erken tedbir için bir İHA SİHA'yı eğer yapan da bu niyeti ediyorsa çok büyük getirisi var efendim. Ne yapacaksın banka hesabını, IBAN numarasını, bonüsünü falanı? Her şeyini Rabbim veriyor, her şeyini. Sizin veremediklerinizi veriyor Rabbim. İlim adamı böyle yetişirse, tabi talebe de onun peşinde koşar, ağlar, dağlara çıkar. Hocamın kalbine bir girebilsem, ya bir kıza sevdalanıp, kara kuru bir çöl kızına sevdalanıp, Leyla'ya, Mecnun dolaştı. Diyeceksiniz bak o da hak aşığı. Ama o orada Leyla'yı gördüğünde de vay diye böyle arabasını kenara bırakıp trip atmadı yollarda. Külahını havalara fırlatmadı. Ben ne yapayım Leyla'yı dedi. Bu Leyla demesiyle beraber Mevla'ya kavuştu. Hani şimdi Leyla diyenler ne yapıyor efendim? Daha sonra Leyla diyor, Leyla dönüp bakıyor.
alnının ortasına kurşunu yerleştiriyor. Bu mu sizin aşkınız? Bu aşk değil ya. Bunu hayvan da yapmıyor. Hayvan da böyle geriden onu kandırıp da avını yakalamıyor. Pusuya yatıyor. Geliyor bakıyor ki kalabalıklar tamam ben sizi çözerim diyor. Senin oyunuzu biliyorum. Onu tek bırakıyor. Ondan sonra da rızkını yiyor. Rızkından bir lokma fazlasını yemiyor. Peki sen kardeşim insan eti mi yiyorsun da Leyla deyip alnına kurşunu sıkıyorsun? Öldürüyorsun. Sen insanlık düşmanı mısın? Ne münasebet canım? Ben insanlar savaşmasın, insanlar aşk yaşasın, yaşasın aşk, kahrolsun harp. Senin bu yaptığın ne? Vallahi beni çok üzdü ya. Varsa üzsün ne olacak? Üzdüyse ne oldu? Neren eksildi? Yok. Allah Allah. Figyani Hazretlerine anlatacak idik. Birdenbire biz figyana başladık efendim. İlim adamı karşısına talebe ister. Talip ister. İsteyene verilir. Rabbim de isteyin kullarım veririm buyuruyor. Ama isteyeceksin. İki gün hasta olun da mideniz bir şey istemesin bakalım hadi. Doktor dese ki acından öleceksin ama yiyemiyorum doktor. Ölürsün ne yapayım yiyemiyorum. Bir de var ki aç kurt gibiyim. Ne bulsam yerim. Onun için rahmetli hocamız Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Tam İlmihal Saadet Ebediye kitabının yazarı büyük bir alim idi. Hem dünyevi hem de uhrevi ilimlerde selahiyetler idi. Çünkü öyle hocaların elinde yetişmiş idi. Bir bayram ziyaretinde kendilerine ikram edilen acı badem kurabiyesi. İstanbul'da bu böyle hani İstanbul'un sarı burması gibi veya sarı burması gibi böyle İstanbul'a has, İstanbul'un milli diyelim çerezlerinden biri gibi. Böyle otururken sandalyede işte o günde oralardaydık yani. Bundan belki 50 sene önce kıymetli dinleyenlerim veya 55 sene önce. Bayram şekeri ikram edilir ya benim. Bayram şekeri ikram edilir gibi acı badem kurabiyesi ikram edildi. Baktılar, baktılar. Kardeşim buyurdu, ben bunu çok severim. Gençliğimde çok yerdim. Evuzu besmele çekip ısırdılar. Çiğnerken buyurdular ki, efendim Allah-u Teala'ya çok şükür olsun ki şunu iştahla yiyorum. Allah Allah. Yani bir din alimi iştahla bir yiyeceğe kavuştuğu için Allah'a şükrediyorum diyor. Benim gibi cahiller de herhalde ben kendi adıma söyleyeyim. Allah Allah. Bu yani iştahla iştahsız bu yenirken bu şükür çözmek istedim. Çok görmedim. Haşa, haşa, haşa. Gençlik yılı efendim. Bilmiyorsunuz ki. Anadolu'nun bozkırı bir yerinden gelmiş bir adam. Dağdan gelmişim. Saray adabını nerede bileceksin ya?
Kardeşim dediler. Topluca. İştahla yemek yemek Rabbimizin verdiği büyük nimettir. Eğer insan hasta olup da iştahı olmasa aç ölür kardeşim dediler. Onun için şükrediyorum ki sıhhatliyim de onun için bunu iştahla yiyorum. Yani benim iştahım kedinin kasabın atacağı ciğer parçasına iştahı gibiydi. İştah düşüncem. İşte büyük insanlar sadece öğrettikleri, dille öğrettikleri değil, ekseriyetle yaşadıkları hallerle numune olurlardı. Bu da insanlarda kalırdı. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden, yani görünüşteki hal, görünüşün insana söylediği, karşısındaki de ifade ettiği, dilin ifadesinden çok daha iyidir. Tam anlatır. O duruşta sahtelik yoktur. Ha bunun da ustaları var tabii. Böyle reveranslar falan filan yapar ama aslı siz istediğiniz kadar seviyorum deyin. Eğer bakışlarınızda husumet ışınları fışkırıyorsa işte lisan-ı hal diyor ki yok bu seni sevmiyor. Sevmiyor da seviyorum diye seni pişpişliyor, bir tutam ot atıyor ki gelesin de yakala, ondan sonra yakalasın ve seni yesin. Bugün Figani Anne Hazretleri'ni anlatacak idik. Bari başlayalım. Kanuni Sultan Süleyman Han devri, 16. yüzyıl ve işte yani 17. 16. yüzyıl, 17'ye varmıyor. Trabzon'da doğdu. Maalesef böyle bir kıymetli şairin, alimin doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. Niye bilinmiyor? Düşünün, 100 senedir Osmanlı arşivlerine giriş ve düzenleme doğru dürüst yapılamadı. İşte 1800-1980 darbesinden sonra, o da hangi maksatla, ne maksatla oldu bilmem ama o zamanki başta olan Kenan Evren işte Osmanlı arşivlerine şöyle bir göz attı. Herhalde kendisine bazı yardımcıları, efendim bu Osmanlı arşivleri çok bakımsız bir halde, hala İbrahim Paşa Mektebi'nin orada küfler arasında duruyor. Bunlara bir yerler yaptırsak falan filan mı dediler. Avrupa bu konuda ya şu arşivlerinizi verin de biz düzenleyelim mi dediler. Düzenleyelim mi? İsmet İnönü zamanında bilseler ki okkası 3 kuruş 10 paraya kağıt hurda, gübreleşmiş, kağıt hurda değil, gübreleşmiş kağıtlar, gübreleşmiş. Bari güldükselerdi Sultanahmet Meydanı'na ya, onları çıkarsalar da bakın bakın Avrupa, biz ecdadımızın arşivini gübre yapıp üstüne gül dikeriz, bu kadar zengin memleketiz deseler de dünyada bir ahmaklık madalyası alsalardı. Gülhane yokuşu, Sultanahmet Meydanı'ndan aşağıya inen tramvay yolu, oradaki parke taşlar kalktı neyse, kalkmasa da diller olsa söyleseydi, hangi at arabalarından hangi arşiv belge balyaları yuvarlandı gitti de rüzgarda Yenikapı'ya doğru uçtu gitti denize.
Çocuklar da peşinden oyun olsun diye koştular. İşte baktılar, aa benimki daha süslü, seninki daha süslü. Birbirleri yarıştırdılar. Biz küçükken sigara paketlerini öyle toplardık. Paket kağıtlarını, tekelin çıkarttığı sigaralar başka yoktu. Kıymetli dinleyenlerim, Figane'ye başlamadık demeyin, başladık. Ama bitiremedik. Haftaya inşallah. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim. İlimden medeniyete.